Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Musa aleyhisselamın kavimleri nabakarlıkka ketib, u kishi miqatga ketganlarida samuriy yasagan tilladan bo'lgan buzoqni haykaliga ibodat qilib, gunohkor bo'lganlaridan keyin Musa aleyhisselam miqatdan qaytib kelib, bo'lgan voqeani surishtirib, oxiriga yetganlaridan so'ng yana Allohning rahmi, shafqati, marhamati bo'lib qavm tavba qiladigan Alloh ularni tavbasini qabul qilishidan umidvorlik bo'ladigan holat keldi. Buning uchun Musa aleyhisselam o'z qavmlaridan buzoqqa ibodat qilmagan kishilardan 70 kishini tanlab olishi kerak edi. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Vaqtara Musa qavmahu 70 rajulan li miqatina. Musa biz bilan uchrashuvga o'z qavmidan 70 kishini ixtiyor qilib tanlab oldi. Haligi 70 kishi avval aytib o'tganimizdek buzoqqa ibodat qilmagan, ya'niki qavmni yaxshi odamlaridan saralangan, kufr ketmagan, butga cho'qinmagan kishilardan edilar. Haligilarni olib Musa aleyhisselam yana Rabbul alaminning miqotlariga bordi. Borganda haligi saralangan degan odamlarimiz arinalloha jahratan deyishdi. Biz keldikmi? Endi Allohni o'zini ko'rsatasan bizga deyishdi. Hoy, bu bo'lmaydi, unaqa gap yo'q. Yo'q dedi. Bizga Allohni o'zini shaxsini ko'rsatasan, ochiq oydin ko'rishimiz kerak. Deb turishib oldi. O'ta ketgan nobakorlikni yana bir ko'rinishi yuzaga keldi. Shunda Alloh subhanahu va taolo ularni qattiq bir zilzila bilan oldi va hammasi hushidan ketib yiqildi. Shunda yana Musa alayhisalom yolvorishni boshladi. Atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Robbimiz bizdan espaslarimiz qilgan sababli hammamizni halok qilasanmi? Agar halok qilishni istasang, bundan oldin ham, mani ham, bularni ham hammamizni halok qila olar eding. Deb yana tavbaga o'tdilar, tazarruga o'tdilar. O'zlari, demak, Allohga yolvorishga o'tdilar. O'zing bizni mag'firat qilgin, g'azabingdan saqlagin, rahmatinga musharraf qilgin degan gaplarni aytdilar. Shunda Alloh taolo yana mag'firat qildi. Mayli, men g'azabimni kofirlarga yozganman, lekin iymon keltirganlar, zakot berganlar, aytganimda yurganlar uchun mani rahmatim kengdir dedilar. Yana bir botda bu qavmni qanday qavm ekanligi yaqqol ko'rindi. Alloh yana ularni rahm qildi, mag'firat qildi, qattiq olmadi. Bir kuni Musa alayhissalom qavmlariga kelib, "Innalloha ya'murukum an tazbahu baqara" dedi. Alloh
sizlarni bir sigir so'yishga amr qilyapti. Ular xo'p deyish kerak, lekin xo'p deyishda uning atattaqid unas huzuva nima bizni masxara qilyapsanmi deyishdi. O'zlariga shunchalik yaxshilik qilgan, kuyib yongan Allohning nabisi Allohning amrini keltirsa bizni masxara qilyapsanmi deydi. Shu darajada bu qavm o'zidan ketgan edi. Musa alayhissalom bu masxara emasligi, Allohning amri ekanligini tushuntirganlaridan keyin ular xo'p deb bitta sigirni olib so'yishlari kerak edi. Lekin unaqa demasdan ud'u lana robbaka yubayyin lana ma hi deyishdi. Bo'pti, Robbinga duo qil. Bizga qanaqa sigirligini aytib bersin dedi. Ya'ni bepisandlik bilan Robbimizga emas, Robbinga. Bo'pti, Robbinga duo qil. Sigir qanaqa sigir ekan, bizga aytib bersin dedi. Ya'niki sigir degandan keyin xohlagan sigirni ushlab so'ysa bo'ldi dedi. Lekin bularning navbokorligi ana shunaqa har xil gaplarni to'qishga olib keldi. Keyin Musa alayhissalom aytdilarki, "Mani Robbim aytyaptiki, u sigir o'ta qariya emas, o'ta yosh ham emas, o'rtacha sigir bo'lsin ekan." deyishdi. Ha bo'pti, bir o'rta yosh ham emas, qari emas sigirni olib so'ysa bo'lar edi. Amrini bo'ysunishi yuzaga chiqar edi. Maqsadga yetilar edi, hamma yo'q o'rniga kelar edi. Yo'q, haligi navbakor qavm yana navbakorni qildi. Ud'u lana robbaka yubayyin lana ma lawnuha. Robbinga duo qil, bo'l. Bizga aytib bersin, rangi qanaqa bo'lsin bu sigirni. Rangini so'rashdi. Musa alayhissalom aytdiki, Alloh aytyaptiki, bu sigirni rangi sariq bo'lsin ekan. Yarqirab tursin ekan. Nazar soluvchilarga surur bag'ishlaydigan darajada chiroyli bo'lsin ekan. Dedilar. Ha bo'pti. Xo'p deb yana so'yishmadi. Rangini aytib bersa ham bo'lmadi bularga. Yana aytdiki, "Ud'u lana robbaka yubayyin lana innal baqara tashabaha alayna." Bizni boshimiz gangib qoldi, qanaqaligini yaxshi bir tushuna olmayapmiz. Robbinga yana bir duo qil, to'g'rilab hammasini tushunmaydigan qilmasdan bizga bayonini qilib bersin, deyishdi. Shundan keyin sigirni to'liq vasf keldi. Yosh ham, qari ham emas, yer haydagani ham qo'shilmagan, suv chiqargani ham qo'shilmagan, rangi sariq, yaltirab tursin, nazar solganlarni mashhur qilsin va boshqa rang aralashmagan bo'lsin. Hamma yana boshqa sifatlarini aytdi. Ular yurib-yurib, horib-tolib, qiylanib haligi sigirni zo'rg'a topib so'yishdi. O'zlariga o'zlari ortiqcha savollar bilan mashaqqatni, qiyinchilikni orttirib olishdi. Allohning aytganiga dastlabda sallamna bo'l, taslim bo'ldik deb qilganda bu ish o'zlari uchun qiyin bo'lmasa-da, og'ir bo'lmasa-da, har xil mashaqqatlarga olib kelmasa-da. Qur'oni Karimda qissalarning uslubi turlicha bo'lib, o'quvchi, tinglovchilarni o'zining e'tiboriga, demak, sazovor qilish uchun badiiy jihatdan nihoyatda ajoyib tarzda qurilgan. Mana shu qissa oxiridan boshlangan. Oxiridan boshlangan. Mana men hozir sizlarga aytib berdinglar, nimaga sigir so'yadi, nima bo'ladi ekan o'zi degan hammani xayolida turibdi. O'zi qissani boshida mana shu qavmdan bir odamni o'ligini topishadi. Kimdir o'ldirib qo'yibdi. O'lik turibdi, qotil yo'q. Va buni kim o'ldirdi? Sallar o'ldirding deb bir guruh ikkinchisiga aytdi. Yo'q, biz o'ldirganimizda sizlar o'ldirdinglar. Orada janjal chiqdi. O'lik bor, o'ldiruvchi yo'q.
İki taraf ham birbirini katillikte ayıplaşıyordu. Barıp barıp yani Allah özü aralaştı da endi dedi ona kabul edilen olsa sizler bir sigirini soyuyorlar. O şey sigirini soyup bugün ilerden keyin ondan bir parçanı kesip alıyorlar da o şey parçamla ulukunu ursaylar tırıladı. Tırılıp özü kim öldürgenini ayıp verildi. Dedi. Ondan keyin yani Musa Aleyhisselam barıp Allah buyur yaptı sizlerle sigir soyası derken de etkeni şundan buldu. Mana şu kıssada juda büyük bir hikmet var. Bu kavmin nabakarlığı, hatakarlığı, öz nebisini hürmet kımasızlığı, Allah'ını hem bir hürmet muamelesini kılıp Rabbine dua kılıp bizge ayeti versin degenlere, hem mesleden taşları nema üçün aynen ulikne tırıltırış üçün sigir soyuş gerek oldu. Birinciden bu kavmini özü kurbanlığı sigir idi. Kaçan kurbanlık kıladığan buluşsa sigir soyuşardı. Koy, içki, tüya, başka hayvanlarını soyuşa otmaz idi. Kurbanlık üçün fakat sigir soyuş gerek idi. İkinciden bunlar nabakarlık kılıp sigirini heykeliğe ibadet kılıp sigirini mukaddesleştirgen idi. Şunun için bana senin mukaddesliğin olsa o zaman soyup göreyim dedi işte. Yani sigir adlı bir Allah yaratken mahluk. Onu sevip göğsünü yiyiş için yaratırken. Ya ki sütlüğü olsa sütünü iç için. Bunu huda demamaydı. Sen nabakarlar bunlarına huda demiyorsan ana hudayını bir soyayın dedi. Allah'dan emir geldi. Degen bir mana hem var idi. Ondan keyin en azablanması ki oğlu olup yatıttı. Onu başka bir olgen, soyulgen hayvanını bir bölgümden uğurursa tırıl yaptı. Yani oğlu olukmadan uğurursa tırılık eti yaptı. Bu Allah'ın kudretini alametiydi. Çünkü hayat payda bulganından beri bugünkü gün geçe tiriklik kayardan buladı hiç kim bilmeydi. Fakat Allah'ın özü biledi. Bana biz hammamız kan dakkılı, günahkılı, canlıyı bulturup biz bilmeyimiz. Bunu rasa uğrunuşken, tapışanma geldi. Hayat kayardan payda buladı, tapışanma geldi. Stalin'in vaktinde hemen bir kitap katta alımlarını ruhunu yığıp yaşırınca bütün imkaniyetlerini yaratıp verip şu hayatını sırrını tapasan diye ne bunu Arap kitapları da yazadı. Netçi müddet urunup ahırı abargan hesabatları bunu tapıp olmasakken deyişken keyin çimge etme yaparlı kazanı yaparlısı koyuşken eken. Hazır geçir şu. Mana mana şu yerde Allah'ın kudretini karayın ki olup yatken adamını soyulgan sigirini göçtü mü, dumu mu, kayarı dendi bir parçasını alıp gelip bir ursa tırılılığını kılıp göstereyim yaptı. Demek hayat, olukunu tırıltırız, Allah'ın özünün işi, özünün kudreti, onu kendi kılıp yüzüne çıkaradı, özü biledi. Siz bilen biz bendeler, acizimiz, şunu ten alıştan başka ilacımız yok. Kur'an'da, Allah'ın kelamında işançlı menbaada kirtti mi, hemmesine teslim bulamaz. Musa Aleyhisselam'ın kavmi mana şu hazır ayet ve ötken iki tane hadise, yani 70 kişinin mikatke barışı dedi, nabakarlığı, sigir soyuştaki kılıngan nabakarlık, hatakarlık, buzukluk, hammasi bir neçe marta tekrarlanıp ötkenini. Başka vakiyelerde. Ana şularını hammasi de hem Allah Ta'ala keçirip gelerdi bularını. Kısmen azabki olsa hem keyin yine keçirerdi.
O'tgan sohbatlarda aytdikki, Alloh subhanahu va taolo bularga boshida bulut soyabon bo'lib yuradigan qilib qo'ydi va taomlarini osmondan man va salvoni tushirib berdi oziq-ovqat uchun. Asal aralashtirilgan halva va bedana go'sht. Buni endi eng oliy maqom podshohlar yeydigan taom. Podshohlar ham uni tutturib kelib, tozalatib, pishirtiradi. Ularga tayyor tushyapti. Allohning bu ne'mati shukr qilib adosiga yetib bo'lmaydi. Lekin bular nima dedi? Hoy Musa, ha. Bir xil taom yorib jonimizga tegdi. Robbinga duo qil. Bizga unaqa osmondan tushadigan ovqat bermasin, yerdan chiqadiganini bersin dedi. Maosh bersin, sabzavot bersin, sarimsoq piyoz bersin, piyozdan bo'lsa ham mayli deydi. Buzuq tabiat. Tabiat tamoman buzuq. Hozir podshohlardan afzal yurishibdi, lekin Fir'avnga qul bo'lib, cho'ri bo'lib yurgandagi ovqatlarini orzu qilishyapti. Mosh yeyman deyapti, piyoz yeyman deyapti. Bu vaqtida shunaqa edi-da, hech narsaga qo'llari yetmas edi. Eng past saviyasi yomon ovqatlarni o'lgidek bo'lib yeyishar edi. Go'shtga, ayniqsa bedananing go'shtiga, asalga, bularni shuga ham kirmas edi bunaqa narsalar. Endi shuni ko'rib shukr qilishni o'rniga ana shuni so'rashyapti. Musa alayhissalom aytdi, qanaqasi narsalar? Yaxshi narsani o'rniga yomonini so'raysizlarmi? Yo'q, biz mana shuni xohlayapmiz. Bo'ldi, tez-tez qilib qo'yadi. Ana Alloh taolo o'shunda ularga yana bir qahr qildi, noshukrliklarini jazoladi. Baliq masalasida ham, shanba kuni masalasida ham o'zlari talab qilib, batafsil kecha gapirdik. Shanba kunini bizga dam olish kuni qilib ber, dunyoni ishi bizga harom bo'lsin, deyishdi. Xo'p deb qo'ysa, qarasa baliqlar yuribdi. Sunniy hovuzlar qilib, shanba kuni baliqni kirgizib qo'yib, yo'lini to'sib, yakshanba kuni tutib yeyishga o'tishdi. Mana shu ishlarni qilgandan keyin Alloh taolo aytdiki, "Kunu qiradatan xosiin." Ey xor zor maymun bo'linglar sizlar. Ulamolarimiz aytadiki, maymun bo'linglar deganda o'sha o'zimiz ko'rib yurgan, bilgan juni o'sgan hayvonga o'xshab bir dumalab aylanib qolinglar degani emas. Fe'li atvoringiz, qilig'ingiz, xulqingiz maymun bo'lib qoldingiz. Maymundan battar urushib qoldik senda. Deb hammasini axloqi buzuqligini mana shu yo'l bilan Alloh subhanahu va taolo jazoladi. Keyin Qur'oni Karimda oyat tushirib, sizlarning qalblaringiz toshdek qotib qolgan ekan. Balki toshdan ham qattiq ekan. Chunki ba'zi bir toshlardan suv otilib chiqadi. O'zingizlarga ham Musa alayhisalom ko'rsatgan. Toshni hassalari bilan bir urganda 12 ta buloq otilib chiqqan, 12 qabila o'zingizlarning suvingizni olib ichgansizlar. Lekin sizlarning qalbingizlar o'sha toshdan ham qattiq. Shuncha Allohning amri kelyapti, shuncha ne'mati berilyapti, shuncha e'zoz bo'lyapti, Allohga ishonganingizlar kelmayapti hali, iymon yo'q. Qalbingizlar shunaqa qattiq ekan. Toshlarki qattiq deymiz, dunyoda eng qattiq narsani timsoli tosh. Lekin uni ba'zisidan suv ichsa, ba'zisi Allohdan qo'rqqanidan qulab tushadi. Mana Alloh Tur tog'iga tajalli qilganda qumga aylanib ketdi tog'. Sallar bo'lsa hali beri iymon keltirishga bir xayolingda ham yo'q. Haqiqatan mana shu holatlar bo'lgan. Ana o'shalarni hammasini eslatilsa ham, bular yana navbakorliklarini davom ettiraverdi. Oxiri borib,
Allah Subhanahu ve Teala emir verip Musa Aleyhisselam ettiler ki endi Allah'ın emri buldu. Biz mukaddes şehir Beytül Makdis'e, Kudüs-ü Şerif'e hemimiz kiremiz ege. Burak Hüseyin buluş gerek. Mukaddes şehir Allah'ın emri. Gittik, buldu deyiş gerek. Ula kadı ya dedi. Lan ne dukuleh. İnne fîhe kavmen cebberîn. Bu şehirde hazır bir küçülü, bakuvat, zebardes kavim var. Ulardan biz korkamız. Madami ki o şu kavimler o şu şehirde durarken biz kirmeyemiz. Kirmeyemiz de koysayan mıydı? Musa Aleyhisselam'a etti ki اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا وَنَحْنُ هَا هُنَا قَاعِدُونَ işte. Sen dedi Rabbimden bari iki oyla uruş kıla oyla. Biz bir yerde oturup duramız dedi. Rabbin bilen iki oyun barıp o şu cabbar kavimle uruş kırıyla biz bu yerde oturup tamaşa kıptıramız. Musa Aleyhisselam Kudüs-i Şerif'e kiriş cereyanında mezkur kavimle 12 uruğundan bitteden adam terler 12'de adamını şehirde barıp haber alıp geliyler. Organıp geliyler de yuvarlanırlar. Ular o'sha Musa alayhissalomga quloq solganidan, iymon e'tiqori borganidan, borishganidan ko'rib ishonch bilan Alloh bizni juda bir muborak joyga kirishni nasib qildi. Inshaalloh kirishimiz kerak deb kelganlar. Haligilar chidab tura olmadilar deyapdan keyin. Ikkitalari turib aytdiki, "Ey qavm, sizlar qanaqa odamsizlar o'zi? Buyruq bo'lgandan keyin turinglar, shart eshigidan bosilib kirib boringlar." Allah'ın buyruğu siler mi? Bugünden ki onlar ne kılarlardı siler diye. Dip uzunun kavmini kattık tankıt kılıçtı. Deyken onlar uğraşmadı. Yok dedi, biz barmayız dedi. Turuşu aldı. Bana şu yerde Allah'tan korkan bilen Allah'tan korkmaganını farkı anırlandı. Allah'tan korkan başkadan korkmasa gel. Allah'tan korkmagan hammadan korkar ekan. Ana o 12 kişi Allah'tan korktu. Haligilerin içine borib yürüp geldi. İşini sakınmadı, öldürüp koymadı. Yani Allah ayeti yaptı, keteyli, borayla ihtiyacı radiyi yaptı. Manavlar Allah'tan korkmadı. Amrını kımadı. Lekin kandeydir Allah'ın bendesinden korkuyordu. Fark bana şu. Demek Allah'tan korkan fakat Allah'tan yine korkadı, başkadan korkmaydı. Allah'tan korkmayı onun yolu da yürmegen hammadan korkadı. Bana şu halet demek ayan buldu. Haliki nabakarlık nihayette katteydi. Şunun için Allah Teala Kur'an'da ilan kıldı ki hiye muharramun aleyhim 40 sene. Endi Kudüs-i Şerif bularga 40 yilgacha haram bo'ldi, kirishmaydi endi. Yuradi yer yuzida adashib uloqib, tentirab yurishadi bular dedi. Haqiqatan o'sha yerdagi cho'lda 270 farsaxlik maydonda 40 yil adashib aylanishi zo'rgan. Polon yerga ketyapmiz deb yuradi, aylanib kelsa yana yurgan joyiga kelib qolaveradi. Uyog'idan aylansa ham shu, buyog'idan aylansa ham shu, nima qilsa bo'ldi, Alloh ularni kallasini aylantirib qo'ydi. 40 yil davomida cho'lda adashib yurishdi. Ana shu muddat ichida haligi kufr ketgan, qalbi toshdan ham qattiq bo'lganlar o'lib bitib bo'ldi. Chunki ular tuzalmas edi. Shuning uchun shu cho'llarda o'ligi qoldi haligidan. 40 yil katta muddat. Demek 40 yılının içi de üçünlükler bir avlat tügap bitişi mümkün. Yangi yaş, kabiliyetli, kalbi taş bulmagan, davetini kabul kıladigan, Allah'ın yoluyla yürüyüşe tayyarganligi var, avlat yetişişi mümkün bo'ladi. En kattası için de 40 kakırgan bo'ladi, kichkinasi kichkina bo'ladi. Ana şu tarzda demek bu kavim
o'zining navbakorligi bilan nom qozandi va haqli ravishda o'zining jazosini oldi. Mana demak bu qavmni holati shu. Shuning uchun bu qissalarda nihoyatda ko'p ibratlar bor. Xususan Allohning amridan bo'yin tovlamaslikni o'rganish kerak, bo'yin tovlasa shularga o'xshab qoladi. İkincisi, Allah haram kıyan narsani hila yolundan halal kıvarış ham, bularını işeyken bunu kımaslık gerek. Bunu kıyan ki, şularını uçuragan balansı da uçuraydı. Ve bunu uçuragan, demek ki vaaz, nasihatler, ibretler, nihayette kol. İnşallah, irtege demek, kalgan nimalarını devam ettiremiz.